Herkese merhabalar. Bugün uzun zamandır planını yaptığım bir şeyi gerçekleştireceğim. Game of Thrones'un sezonlarının geniş özetlerini çekmeye başlayacağım. Geniş özetlerini anlatmaya başlayacağım. Birinci sezondan başlayacağız. Özetler dediğim gibi geniş olacağı için sezon sezon ilerleyeceğiz. 2-3 sezon bir arada atlayamıyoruz. Çok var YouTube'da işte Game of Thrones'un ilk 5 sezonunu 3 dakikada 10 dakikada anlatanlar falan. Bu tarz bir şey olmayacak. Daha geniş, daha ayrıntılı olmasına dikkat edeceğiz elimizden geldiğince. Vakit kaybetmeden başlayalım. Sezonları olay olay geçeceğiz. Hani baştan sona dağınık olmasın diye olay olay ayırmaya çalıştım. Şu anda önümde de bir metin var. O metine de bakacağım arada sırada olayların hangileri olduğunu hatırlayabilmek için. Olay 1, olay 2, olay 3, olay 4 diye gidiyor sezon 1'de. Biraz olayları da tabii kırparak anlattım, yoksa bitmez bu video. Evet, şimdi olay 1'den başlayabiliriz. Olay 1'imizde Ned Stark ve oğulları Rickon Stark hariç ve tabii Theon Greyjoy dağlık bayırlık bir araziye gidiyorlar. Bu arazide bir adam onları bekliyor. O adam tutsak bir adam. Gece nöbetçilerinden kaçmış, yani duvardan kaçmış, duvardaki görevinden. Ve bunun cezası, idam cezasını uygulayacak olan kişi de tabii ki Ned Stark. Yani oraya en yakın kalenin sahibi kimse, kral adına cezayı o uyguluyor. Bu adamı yakalıyor. Adama son bir sözün var mı diye soruyor. Ondan sonra adam da anlatıyor. Diyor ki ben diyor White Walker'ları gördüm, ak gezenleri, ve bir daha oraya dönmem diyor. Dönmeyeceği zaman da zaten ölüm cezası. Beni öldürün, ben oraya dönmem diyor adam. Gayet kafayı yemiş bir şekilde, ölüme hazır. Bayağı bir tırsmış. Ki zaten White Walker'lar da var. Bunu dizinin ilk olayında, asıl ilk olayında benim atladığım çok kısa bir yer. Onu da hemen geçeyim. Orada White Walker'ları görüyorlar. Duvarın karşı tarafına, yani duvarı çektikleri yerin bizden tarafına değil de karşı tarafına geçip orada keşif gezileri yaparlarken White Walker'lar, 5 kişi falanlar yanılmıyorsam, bunların 4'ünü indiriyor. Bu adam kaçıyor. Yani bu adamın söyledikleri doğru. Neyse, ama adamı idam ediyorlar. Geri dönüş yolunda bunlar 5 tane kurt buluyor. Bu 5 tane kurdun bir özelliği var. Bunlar normal kurt değil, ulu kurt. Ulu kurt nedir? Normal kurttan ağzı biraz daha geniş, boyu çok daha büyük. Stark hanedanının da simgesi aynı zamanda. Her hanedanın bir hayvan simgesi oluyor. Hayvan simgesi olmak zorunda değil yanılmıyorsam, ama bir simgesi oluyor. Genellikle de hayvanları kullanmışlar. Mesela Lannister'ların aslan. Ondan sonra bu Catelyn Stark var. Onun babasının, yani Ned'le evlenmeden önceki soyadı Tully. Tully'lerin de alabalık. İşte bunlar 5 tane ulu kurdu bulunca uzun zamandır da ulu kurtların soyunun tükendiğini falan düşünüyorlarmış. Bu 5 tane kurdu diyorlar ki çocuklar bakar, bunları yanımıza alalım. Tabi bu sırada Jon Snow biraz kenarda vuruluyor, üzülüyor işte, hani ben insan değil miyim moduna bağlıyor. Ama yapacak bir şey yok. O sırada tam bunlar giderlerken tak bir tane daha kurt çıkıyor oradan. Diğerlerinden daha cılız, böyle daha güçsüz kalmış. Albino bir kurt. Gözleri kırmızı, tüyleri bembeyaz falan. Tak, onu da Jon Snow almış oluyor böylelikle. Yani kurtlar arasında sahipleri tarafından seçilmeyen tek kurt Jon Snow oluyor. Biraz daha geç çıkarak Jon Snow'u seçmiş gibi bir şey oluyor. Bunun da ne demek olduğunu ilerleyen sezonlarda göreceğiz. Hatta bu sezonda da görmeye başlayacağız. Evet, birinci olayımız böyle. Evet, olay 2'deyiz. Olay 2'de işler kızışmaya başlıyor birinci sezon için. Ned Stark kraldan bir mektup alıyor. Kral mektubunda diyor ki kardeş, ben sizin oralara geliyorum. Bütün de ne var ne yoksa topluyorum buralarda, hepsini de getiriyorum. Bana işte hazırlıklarını yap. Hazırlıklar da nedir? İşte ziyafettir, bilmem nedir. Ned Stark bu mektubun anlamını çok iyi biliyor tabii. Nedir anlamı? Kralın eli, yani bizim şu anda tarihimizde sadrazam, veziri azam ya da olarak gördüğümüz insanlara bu adamlar el diyor. Kralın eli, kral eli ya da kısaca el. Kralın eli öldü son olarak. Böyle bir olay yaşandı kralın şehrinde. Kral da şimdi Ned Stark'ın yanına geliyorsa, yani çok basit bir sebebi var bunun.
Ned Stark'ı el yapmak. E bunu da hemen zaten anlıyorlar. Ned Stark karısıyla konuşuyor Catelyn'le. Kabul etmeyeceğini söylüyor. Karısı da zaten etme diyor. Ne gerek var? Kralla arasında farklı bir ilişki var tabii Ned'in. Onu da hemen ara olay olarak açıklayayım. Ned Stark'ın kız kardeşi zamanında Robert'la sevgiliydi. Ya da evlenmişlerdi yanılmıyorsam. Evlenmemiş olabilir. Ya da nişanlılardı. Yani aralarında bir ilişki vardı. İkisi de birbirini seviyordu. Ama Robert Stark'ın Ned Stark'ın kız kardeşini seven bir başkası da vardı. O da Robert'tan önceki kralın Mad King, yani deli kral olarak da anılan kralın oğlu Prince Rhaegar. Ned Stark'ın kız kardeşinden o da hoşlanıyor. Hatta ona aşık. Turnuvalar yapılıyor. Bu şövalye turnuvaları, hani kollarına mızrakları birbirlerine vurdukları turnuvalar. İşte o turnuvaların sonunda kazanan bir kadına gül veriyor. Bu gül şu demek: sen buranın en güzel kadınısın demek. Yani bu önemli bir şey. İnsanlar buna dikkat ediyorlar genellikle, bu gülün verildiği kişiye. Neyse. Bu da gidiyor. Prince Rhaegar kazanıyor turnuvayı. Karısı var orada yanında oturan. Onu es geçiyor ve Ned Stark'ın kız kardeşine veriyor. Tak, bir de üstüne kızı kaçırmıyor mu? Ondan sonra bir de üstüne kıza tecavüz etmiyor mu? Olaylar gelişiyor doğal olarak. Savaş çıkıyor. Bütün Ned Stark işte kendi yanında kimi alabiliyorsa, kuzeyden kimi topluyorsa gidiyor. Robert yanına kimi alabiliyorsa gidiyor. Zaten bu kralın hanedanı, işte kralın ailesi Targaryenler bu krallığı ejderhaları sayesinde almış adamlar. Yani öyle çok fazla güçlü bir şeyleri yok, bağları yok. Ejderhaları var bu adamların sadece. O ejderhalarla gelmişler. İnsanların ağzına sıçmışlar deyim yerindeyse, kim karşı çıkıyorsa. Ve bir sürü işte Kuzey Krallığı, Güney Krallığı, bir sürü olan krallıkları birleştirmişler. Ve bir krallığa bağlamışlar. Kendileri de kral olmuşlar. Uzun zamandır da krallar. Ama ejderhalar ölmüş. Ejderha kalmamış artık. Ejderha hiç olmadığına inanılıyor. Tabii biz de ejderhaların olduğunu biliyoruz. İşte böyle bir savaş veriliyor. Bu savaş esnasında Robert gidiyor Prens Rhaegar'ı öldürüyor. Bu sırada Ned'in kız kardeşi de ölüyor. Şimdi Ned Stark ve Robert'ın nereden tanıştığı, yani çocukluktan beri arkadaş oldukları, krallıktan çok önce, Robert'ın kral olmasından önce bir arkadaşlarının olduğunu öğrenmiş olduk. Yani Robert'ın Ned'i kral eli olarak seçmesi hiç de mantıksız değil. Neyse, Kral Robert geliyor. Kral Robert'i işte karşılıyorlar. Ziyafet falan filan veriliyor. Bunun yanında işte bir dizinin çok önemli karakterleri. Tyrion Lannister da geliyor. Cüce olan arkadaş. İşte bu arkadaş şimdi gelme amacı duvara gitmek. Yani bu gece nöbetçilerinin, o en başta gece nöbetçilerinden bir adam kaçmıştı ya. Bu da oraya gitmek, bir görmek istiyor. Tabii orada nöbetçilere katılmak falan değil amacı. Amacı hatta direkt basitçe şu: duvarın diğer tarafına işemek. Böyle bir amacı var. Ondan sonra aynı zamanda şöyle bir önemli olay oluyor. Duvarı da alakadar eden. Ziyafet esnasında Jon Snow kendine Ned Stark'ın çocuklarının yanında, yani Stark ailesinin yanında masada yer bulamıyor. Gidiyor orada yanında işte diğer daha düşük seviyede insanların oturup yemek yediği yerde ona yer veriyorlar. Tabi bu kim olsa koyar yani. Güzel bir şey değil. Sen kaç senedir kardeş olarak yetişmişsin insanlarla oradaki. Ama şu anda işte Peach o soyadlı olduğun için sana değer vermiyorlar. Bu Jon Snow'a çok koyuyor. Hani belli etmiyor. Zaten çoğu şeyi içine atan bir karakter. Belli etmiyor ama hani Peach müessesesiyle ilgili çok büyük sorunları var zaten ve bunların üstüne de katlayarak koyuyor. Peach olduğu için hayatında hiçbir şey başaramayacağını, hayatında hiçbir zaman önemli bir yere gelemeyeceğini bu soyad yüzünden düşünüyor. Dolayısıyla şöyle bir şey söylüyor: ben bu soyattan nasıl kurtulurum? Bu soyattan kurtulmanın iki yolu var. Ya babası, lord olan babası ona asıl soyadını kullanabileceğine dair bir izin belgesi verecek, ki bu öyle basit bir şey değil. Hani adama yani karısı falan zaten baskı yapıyor. Çocuğun orada zor yaşatıyor adam. O çocuğu. Jon Snow'u. Yani bunu da yapamaz doğal olarak. Kolay değil. Ya da soyadından kurtulabilmek için şeye gidecek.
duvara gidecek. Orada gece nöbetçilerine katılacak. Gece nöbetçilerinde zaten kimse doğru dürüst soyadıyla anılmıyor. Kimsenin soyadının önemi de yok orada. Dolayısıyla böyle bir karar veriyor. Çoğu kişi bu karara karşı çıkıyor. Çok saçma olduğunu söyleyenler oluyor. Hatta Jamie Lannister onunla dalga geçiyor. Hani orada bizi buzlardan korursunuz artık falan gibi bir laf söylüyor. Ki haksız da değil. Uzun zamandır duvarın karşı tarafındaki en büyük tehlike sopanın ucuna taş bağlamak suretiyle silahlarla ellerinde gelip saldıran 2-3 tane yabanıl diye geçen adam. Hani duvarın diğer tarafında yaşayan adamlar. Tek tehlike bu. Şimdi bu adamlardan korumak için oraya böyle zaten bir duvar yapmışsın. İşte nasıl desem, duvarı geçene kadar bu adamların zaten canı çıkıyor. Ama oradaki gece nöbetçilerine çok büyük kutsal bir anlam da yüklenmiş. İnsanlar da bu yüzden dalga geçiyor. Tabii ki yabanıllardan korunması için bir topluluğa gerek olsa da orada bu kadar kutsal bir topluluk değile getiriyorlar. Hani gece nöbetçilerine katılınca evlenmeyeceğine, kimseyle ilişkiye girmeyeceğine, ondan sonra toprak sahibi olamayacağına, mülk sahibi olamayacağına falan söz veriyorsun. Ne gerek var diyor millette. Şu ana kadar haklılar. Ama ilerleyen sezonlarda, bu ilk sezonda da gördüğümüz ak gezenlerin de gelişiyle haklı olmadıklarını da göreceğiz. Neyse, yani buradan da çıkarabiliriz ki Tyrion Lannister ve Jon Snow birlikte duvara doğru yola çıkacaklar. İşte Jon Snow orada kalacak, Tyrion Lannister da duvardan işeyip geri dönecek. Bu olayın, ikinci olayımızın ilerleyen safhalarında şöyle bir durum gerçekleşiyor. Ned Stark normalde kabul etmemeyi planladığı kralın onu el yapma teklifini, bir mesaj geliyor karısına mıydı kendisine miydi, bir isimsiz bir mektup geliyor ve mektupta diyor ki kralın eski elini Lannister'lar öldürdü, yani kralın kraliçe ve ailesi öldürdü, kral da tehlikede tarzı bir mektup geliyor Ned Stark'a. Ned Stark da bu mektubu okuyunca diyor ki zaten Lannister'ları hiç sevmiyor Ned Stark. Krallık tehlikede, arkadaşım, en yakın arkadaşım kral tehlikede diyor. Dolayısıyla ben gideyim onu koruyayım diyor. Neyine güveniyorsa gerizekalı. Yanına alıyor 10-15 tane kuzeyli adamını güvendiklerinden. Gidiyor kralın şehrine. Kralın şehrinde senin 10-15 tane kuzeyli adamın yeter mi? Yetmiyor. Ama böyle bir cengaverlik yapıyor. Kralın şehrine gitmeye karar veriyor. İşte bunlar hazırlanıyor falan, yola çıkacaklar. Ned Stark yanına Sansa ile Arya'yı alıyor, iki tane kızını. Oğullarını normal kuzeyde bırakıyor. Zaten Sansa'yı almazsa olmaz. Çünkü Sansa ile kralın oğlu Joffrey'i evlendirmeye karar veriyor bu kral ve Ned Stark. Neyse, bunlar yola çıkıyor. Yola çıkmadan az evvel şöyle bir olay gerçekleşiyor. Bunun oğlu, Ned Stark'ın en küçük değil de ondan bir büyük oğlu, Brandon Stark, tırmanmayı falan çok seven bir çocuk. Devamlı tırmanıyor. Annesi uyarıyor bunu falan filan ama bu sürekli bir yerlere tırmanıyor. Neyse, bu tırmanışlar esnasında eski kale diye geçen yıkık, hani artık kullanılmayan kış yarında, yani Winterfell'de Stark'ların kalesinde kullanılmayan bir şey var orada. Kulemsi bir yer var. Oraya tırmanıyor. Ulan içeriden ah uh haydi haydi diye sesler duyunca camdan bir kafayı uzatıyor ki ne görsün. Jaime ile Cersei orada işi pişiriyorlar. Sonra bunu da Brandon görünce, tabii küçük bir çocuk, başta anlam veremiyor falan. Ulan ne oluyoruz, bu kraliçe değil miydi, sen kardeş değil miydin derken, yuh lan size diyor, dünya bitmiş diyor, kendini bırakıyor camdan. Öyle bir şey yok. Olay şöyle gerçekleşiyor. Jaime bunu görünce önce Cersei'yi görüyor. Jaime'ye söylüyor, işte velet bakıyor diyor. Ondan sonra Jaime de baksın bir şey olmaz diyor, devam ediyor. Yok yok diyor, git diyor, işte onu diyor hallet diyor. Things I do for love. İşte çocuğu aşağı itiyor, bunu öldürdüğünü düşünüyor. Başka da bir şansı yok aslında, çünkü çocuk bunu herhangi birine söylese hepsi ölecekler. Başka da bir şansı yok doğal olarak. İtiyor çocuğu aşağı ama çocuk ölmüyor. Çocuk işte komaya giriyor, uzun zaman gözlerini açmıyor, bacakları felç kalıyor falan ama sonuç olarak ölmüyor. Olayı da hatırlamıyor uzun bir zaman. İşte ne oldu, ne bitti, ne gördüm, nasıl düştüm onu hatırlamıyor. Ama çocuğu buldukları zaman onu birinin itmiş olduğundan neredeyse emin olarak buluyorlar. Çünkü çocuk çok iyi tırmanıyor. Hani hiçbir zaman düşmemiş bir çocuk. Çok iyi bir tırmanıcı. O yüzden yani eminler neredeyse çocuğu birinin ittiğinden. Neyse, bunlar yola çıkıyor King's Landing'e doğru. King's Landing'e doğru yola çıktıkları zaman da artık olay 3'e geçiyoruz biz.